Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle beraber bugün oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçına bir konsept dizayn yapacağız. Bakalım bizim tahminimizde kim kazanacak ve sonuç değişecek mi? Biliyorsunuz ilk maçı 2-1 Trabzon kazanmıştı ve Fenerbahçe'nin de bu maç en az 2 gol atması banko gerekiyor. Eğer atamazsa Trabzonspor finale çıkar arkadaşlar. Yarı final maçında bakalım neler olacak arkadaşlar. Hemen kadromuzu kurmaya başlayalım. İlk olarak kaleci Uğurcan Çakır'dan başlayacağız. Neden Altay'ı kullanmadım? Zaten herkes de söyleyeceği gibi hani Altay Bayındır'ın da çok üstün olduğu özellikler var ama Uğurcan Çakır'ı kullanmamın sebebi, hani asıl sebebini söyleyecek olursam arkadaşlar, son maçlara baktım ve son maçta Uğurcan Çakır tam 6 kurtarış yapmış. Altay'da 5 veya 4 tane kurtarış yapmıştı. Uğurcan Çakır bu konuda daha üstün olduğu için arkadaşlar Uğurcan Çakır'ı kullanmak istedim. Ya genel olarak zaten ikisi de çok iyi kaleciler. İkisi de gelecek vadeden mükemmel kaleciler ama bu takımın kalesinde Uğurcan Çakır'ı kullanma kararı aldım. Umarım siz de bu kararı beğenirsiniz. Hangi takımdan kaç oyuncu kullandığımı bile hatırlamıyorum şu anda. Tek tek koydum herkesi. Bazı mevkilerde istemediğiniz. Bakalım bu kadroda sizi kullanmam gerekip kullanmadığım oyuncu varsa yorumlara yazın. Ve hala videoya like atmadıysan kanka bir like at. Gerçekten bu benim için çok önemli. Eğer bu videoya like atarsan gerçekten çok büyük destek olmuş olursun ve bu videoların gelmesini sağlamış olursun ve bu tarz videoları kaçırmamak için de YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin. Bildirim gelmiyor diyenler var. Bildirimlerinizi kontrol edin. Bildirimlerinizi açarak bildirimlerin gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi sırada sol bekimiz var. Sol bekimiz de arkadaşlar Novak. Evet, tabii ki de sol bekimiz Novak arkadaşlar. Hemen şöyle 84 yazalım. Ve arkadaşlar biliyorsunuz Max Kruse geçen Fenerbahçe maçında oynamadı. Çok fazla da takip edemedim ama Max Kruse bu kadroda yer alacak ama hani acaba oynayamayacak mı? Çünkü oynayamayacak bazı kişileri almadım. Mesela Gilerme kart cezalısı olduğu için almadım. Veya Ozan Tufan oynayamıyor. Oynayabiliyor mu bilmiyorum ama Ozan Tufan'ı zaten almadım. Evet, Novak'ı da bulduk arkadaşlar ve 170 bin coin civarında gibi görünüyor. Bakalım Novak ne kadarmış, hep beraber göreceğiz. Göremedik, 175 bin yazmadan göremeyeceğiz. Evet arkadaşlar, Novak tam 171.660 coins'e bulduk. Ve Novak'ı da sizlerle beraber almış bulunduk. Ve şimdi sırada kim var? Tabii ki de stoper hattımız. Stoper hattımızda Luis Gustavo'yu kullanmam gerekiyor arkadaşlar bu arada. Çünkü hani orta sahalarda da birazcık daha ofansif oyuncular olduğu için stoper hattımda Luis Gustavo'yu kullanalım. İki takımı da kabul edelim arkadaşlar. Çok efsane stoperler yok. Zaten olanları da kullanmaya çalıştım bu kadroda. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Medeiros açılıyor ama neden çıkmıyor Luis Gustavo? Fiyattan dolayı muhtemelen. Hemen 225 bin yazalım, artık çık kankam ama bak bizi uğraştırma şu anda. Teşekkür ediyorum. 210 bin coins'e de Luis Gustavo'yu aldık arkadaşlar. Ve şimdi sıradaki isim kim biliyor musunuz arkadaşlar? Sıradaki isim tabii ki de Manuel Da Costa geliyor. 73 rating. Manuel Da Costa'yı alacağız. Tabii bu 70'likleri abi 90'a 80'e yükseltiriz. Hani 90'a gerek yok ama 80'e yükseltiriz. Abi 39 bin coins falan yazıyordu. Tamam, 2790'a da Manuel Da Costa'yı bulduk arkadaşlar. Ve şimdi sıradaki isim tabii ki sağ bekte oynayacak bizim kadroda arkadaşlar ama Serdar Aziz'i alacağım. Çünkü abi stopere Luis Gustavo'yu koydum. Stoperin sol tarafına Luis Gustavo'yu koydum. Serdar Aziz'i de sağ beke koyarız diye düşündüm. 9000 coins'e var. Direkt zaman kaybetmeden alsak mı diyorum. Aynen abi. Bir daha görürsem direkt alayım. Vallahi boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Hemen Serdar Aziz'i de alalım abi. Evet arkadaşlar, Serdar Aziz'i de şu anda aldık ve orta saha hattımıza geçebiliriz. Orta sahamızın birinci ismi Emre Belözoğlu arkadaşlar. Emre yazıyorum buraya ve ratingini tam hatırlamamakla beraber 75-78 arası hemen MO dedik. Ve Emre Belözoğlu geliyor. 31.000 coins'e görüyorum arkadaşlar. 26.000'e de var, 21.000'e de var. Daha ucuza da vardır muhtemelen ama ben 21.000'e alacağım abi. Vakit kaybetmek istemiyorum. Sıradaki isim tabii ki de arkadaşlar bu kadroda oynayabilecek mi oynamayacak mı yorumlara yazın bu arada. Ben tam bilmiyorum. Araştırırım videodan sonra ama siz yine de yazın yorumlara. 85'lik Max Kruse arkadaşlar. Hemen bakalım fiyatı 225.000'e var mıdır? Varmış. Evet, güzel. 213.000'e var, hatta 181.000'e bile var. Gayet iyi abi. 181.000'e de var. Güzel abi, güzel. Fiyatlar gayet güzel. 180 bine bir Max Kruse alırız. Daha da ucuz olduğunu sanmıyorum zaten. Ve şimdi sıradaki isim arkadaşlar tabii ki de Abdülkadir Ömür'ü alacağız. Kadroda çok bomba 3 tane isime doğru gelirken Abdülkadir Ömür'ü maalesef 88'lik kartını kullanamayacağız ama Abdülkadir Ömür'ün de güzel bir kartını kullanalım dedim ve böyle bir kartını kullanma taraftarı oldum arkadaşlar. Sağ ortasayı da seçelim herhalde, Abdülkadir Ömür sağ ortasaydı. Evet, gördüğünüz gibi 2970 coins'e de Abdülkadir Ömür'ü aldık arkadaşlar ve şimdi bomba transferlere başlıyoruz. İlk olarak arkadaşlar
tabii ki de Envakayeme'yi alacağız. Arkadaşlar Envakayeme birazcık pahalıymış. 609 bin coins'e buldum. Ve hemen Envakayeme'yi de 609 bin coins'e aldım. Bu arada arkadaşlar bugün canlı yayın yapacağım saati yoruma sabitlemişimdir. Canlı yayınları merak edenler yorumda sabitlenmiş olarak yazan yoruma bakabilir. Yayın saati muhtemelen yazıyordur. Eğer geç falan uyandıysam, videoyu kaçırdıysam da yani zamanla yetişemediysem de birazdan eklerim yani. Ama muhtemelen yetişmişimdir, eklemişimdir arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmadın değil mi? Teşekkür ediyorum. Ve şimdi sıradaki isim arkadaşlar tabii ki de Vedat Muriç. Şimdi çift santraforumuzu yapıyoruz. Santraforları zaten tahmin edebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Hani bunları çok tartışmaya, konuşmaya gerek yok. Vedat Muriç 186.000'e, 183.000'e falan var. Ben de abi bu fiyata zaten alacağım. 180.000'e Vedat Muriç'i alabiliriz. Çok da fark edeceğini düşünmüyorum zaten. Ve şimdi sıradaki isim de Alexander Sörlot tabii ki. Hemen Alex yazıyorum. Ve Alexander Sörlot'u alacağız. 91 ratingdi galiba. Aynen 91 rating olması lazım ve 1.350.000 yazan. Çünkü gerçekten bu oyuncuların değerleri full artı, full artmış durumda. Evet tamam, 1.200.000'e var. 1 milyona var abi. 1 milyonun altına gerçekten yok ama. Gerçekten ya bayağı bir, ben 800.000'e falan almıştım biliyorsunuz videoda. Coins kasma videosunda zaten sattım ben onu, satmam gerektiği için ama satmasam. İlk santraforumuz Alexander Sörlot'la kadromuzu kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sıradaki oyuncu Vedat Muriç tabii ki de arkadaşlar. Hemen Vedat Muriç'i de koyduk. Sol kanatımıza Envakayeme'yi koyuyoruz. Hızlı bir şekilde hareket ediyoruz şu anda ve sağ kanatımıza ise Max Kruse'de, sağ kanatımız belliydi. Abdülkadir Ömür'ü koyacağız. Bu arada oyuncuların beceri geliştiricileri tamamen düşük seviyede. Bu hesap bu şekildeymiş arkadaşlar ama yavaş yavaş gelişir diye düşünüyorum. Buraya Max Kruse'yi koyuyoruz tabii ki de. Ve bir diğer orta sahamız kimdi? Gerçekten hatırlamıyorum şu anda. Bir diğer orta sahamızda Emre Belözoğlu oluyor arkadaşlar. Hemen Emre Belözoğlu'nu da buraya koyduk. Ve şimdi sol beke geçiyoruz. Sol bekimiz de Novak olacak. Sağ bekimiz de Serdar Aziz olacak arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Serdar Aziz'i sağ bekte kullanacağım. Çünkü Gustavo'nun hiç XP almamasından iyidir diye düşündüm. Gustavo zaten hiç XP almıyor bu arada. Yani hiç beceri geliştirisi gelişmiş durumda değil. O yüzden arkadaşlar ona da bir şeyler yaparız. Buraya da Costa koydum. Ve Fenerbahçe vs Galatasaray kadrosu şu anda tamamen kurulmuş durumda. Ve şimdi sizlerle beraber tabii ki beceri geliştiricilerle beraber hızlı bir şekilde oyuncularımızı yükseltelim arkadaşlar. Emre Belözoğlu'nu 80 yaptık. Gustavo'yu sağ beke koymam saçma olur diye arkadaşlar. Sağ beke koymayacağım. Yani Serdar Aziz kalsın, bir şey fark etmez diye düşünüyorum. Buradan arkadaşlar hemen böyle geliyoruz ve 80'i yükselteceğiz tabii ki. Evet, 220 bin koysa da Manuel Da Costa'yı 80'e yükselttik ve devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki de durmak yok. Şimdi sırada Serdar Aziz var. Serdar Aziz'i de hızlıca yükseltelim. Şöyle geldik, bir tane daha bastık ve Serdar Aziz'i de tam 80 reytinge kadar yükseltmiş olduk arkadaşlar. Ve şimdi sırada Abdülkadir Ömür'ümüz var tabii ki. Abdülkadir Ömür'ü de hemen 80 reyting yapalım. Evet, yapamıyoruz buradan galiba. Bunu basalım abi, evet. Abdülkadir Ömür'ü de 80 reyting yaptık arkadaşlar. Ve kadro şu anda kaç reyting kaç kimya aldı bilmiyorum ama kimya bayağı fazladır. 190 kimya zaten maksimum herhalde bu olabiliyor. Ama biz kaleciyi unutmuşuz abi. Hemen Uğurcan Çakır'ı da buraya alalım arkadaşlar. Kaleciyi unutmayalım. Unutmak olmaz çünkü. Hemen Uğurcan Çakır'ı da 80 reytinge hızlıca 256 bin coins verip yükseltmiş bulunduk arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kadro şu anda 93 ya 190 kimya aldı. Bu kadroyla bir maça girelim. Bakalım kaç tane Fenerbahçe'yi kullanmışız? 1, 2, 3, 4, 5 tane Fenerbahçe'li, 5 tane Trabzon'u, zaten kaleci de Uğurcan Çakır yani. Kaleciye o şekilde karar vermiştik biliyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli değil. 5'e 5 kullanmış olarak düşünebilirsiniz. Zaten kalemize çok pozisyon geleceğini düşünmüyorum. Kadroyu test etmek amaçlı ve bir tahmin yazmak amaçlı bunu yapıyoruz. Bu arada maçla ilgili tahminlerini yoruma yapanlara kalp koyuyorum arkadaşlar. Evet, maçla ilgili tahminlerini yorumlara yaparsanız tahminlerinizi kalp koyacağım. Bu maç 15. dakikadan başlıyor. Bu maç 45. dakikadan başlıyor. Ben bu maçı oynayacağım arkadaşlar ve bakalım bu maçta başımıza neler gelecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Oyun kaynağımız yüklensin ve karşımıza geldi gördüğünüz gibi. Çok zor bir maç olacak tabii. Oyuncularımızın da beceri geliştiricileri de bayağı bir yükselmemiş durumda olduğu için zor bir maç olacak ama bakalım neler olacak. Evet. Da Costa hadi oğlum. Hadi oğlum Da Costa. Oha çok güzel müdahale ve penaltı mı o? Ya hocam yapma gözünü seveyim. Oha Manuel Da Costa kırmızı kart gördü. Düşünsenize bugünkü maçta da görüyor. Gerçekten ilginç olur. Her neyse tamam, şakayı bir yana bırakalım. Abi Uğurcan Çakır da golü yedi vallahi billahi. Arkadaşlar bu Trabzonspor'un aleyhine bir durum. Vallahi tahmin yapacaksak. Şimdi stoperi kırmızı kart gördü. Ve devamında ya topa müdahaleyle gördü bu arada. Yani haksızlık yapıldı Trabzonspor'a. Ve Trabzonspor kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda ne oldu arkadaşlar? Uğurcan Çakır penaltıdan golü yedi. Yani bu durumda bu durum Trabzon'un aleyhinde. Bakalım devamında maçın neler olacak. Novak başlattı şimdi. Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu verdi pasını Envakayeme. En çok güvendiğim adam şu anda. Bakalım ne olacak.
Envakayeme, Anthony Envakayeme. Abi dön şöyle, Allah belanı vermesin. Hayır ya abi, topu nasıl süremiyorsun ama? Tabii çok zor bir maça girdik arkadaşlar. Bu da doğal oluyor, doğal yani bunları yapmamız. Ya şimdi şey diyeceksiniz bu arada, Trabzon aleyhinde ne alaka diyeceksiniz. Çünkü abi zaten kalede Uğurcan Çakır var. Başkasının gol yeme ihtimali yok ama her neyse abi, yani öyle bir tahminde bulunacağız. Bakalım tutacak mı yani tahminimiz. Bu arada Sörlot'la hiç pas atamadım. Gerçekten zor oluyor abi. Hiç beceri geliştiricileri basılmamış durumda oyuncuların aşırı zor oluyor. Şimdi Luis Gustavo müdahale etmeye çalışacak. Kaleciyi de açmak durumunda kaldım ve bir gol daha yedik. Abi şu anda ben atacağımız gole bakıyorum. Vallahi gol yiyip duruyoruz çünkü. Hadi Luis Gustavo. Abi bu maçtan bir tek ben ilk pozisyondan bir şey algılayabilirim. Başka da hiçbir şey algılayamam abi. Direkt golleri yiyoruz zaten. Başka bir şey. Neredeyse arkadaşlar bir takım bu maçı 3-0 kazanacak veya 4-0 mı? Bakalım bir dakika dur, göreceğiz şimdi. 3-0 veya 4-0 kazanacak ama hangi takım bilmiyorum. Ama Uğurcan Çakır'ın bu maçı gol yemeden tamamlayabileceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar bu maçtan sonra ben artık. Haydi arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Tabii güçsüz bir takımla oynamamıza rağmen böyle şeylerle karşılaştık. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Ben bir takımın bu maçı 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Yorumlara da tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. Burada videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu unutmayın. Videoda like atmayı unutmayın. Ve bye bye.